Merhaba, Bitçe On Air etkinliğimizin ilkiyle karşınızdayız. Discord ekibimiz daha önce sizlerden soruları topladı. Topladığımız soruları editör arkadaşlarımız buraya attı fanusa. Şimdi sizin sorularınıza cevap vereceğim. Çok heyecanlıyım, bakalım nasıl olacak. Soru Slayer'dan gelmiş. Slayer selam. Yazarını keyifle takip ediyorum bu arada, bilmeni isterim. Malum siz geçmişte CryptoCoin iş geliştirme müdürüydünüz. Bazı kişilerin size ön yargılı olması gayet doğal. Bazı kişilerin de sizleri fazlasıyla sevmesi de doğal. Sizler bu ön yargıları nasıl kırmayı düşünüyorsunuz? Yani insanlar size neden güvensin? Bize kendi yol haritanızdan, vizyonunuzdan bahseder misiniz? Geçmişte yaşananlardan farklı olarak neler yapacaksınız? Sizin farkınız nedir? Teşekkürler Slayer. Senin aracılığınla buradan bu soruya cevap vermiş olayım. Çünkü çok soruluyor, çok konuşuluyor. CryptoCoin benim çıkarttığım ilk proje ve kendi alanında da ilklere sahip. Biz Mehmet Çoban'la birlikte bu projeyi sizlere anlatırken, Mehmet Çoban bana soruları sorarken ben anlatmıştım. Demiştim ki bu coin'in tamamını biz piyasaya çıkartıyoruz. Satılmayan kalan tamamı yakılacak. Yani ne CryptoCoin.com'un elinde ne de borsanın elinde, Bitçi borsasının elinde bu coin olmayacak demiştik. Öyle de oldu. Çıkarttık ve kaldı. Yine orada söylemiştim. Demiştim ki bu bir ilk. Bu zamanla fiyatlanacak. Zamanla etki alanını genişlettikçe, kullanım alanı genişledikçe bu fiyat artacak. Sadece bizim beklediğimizden daha önce bazı gelişmeler oldu. Bir yatırımcı çıktı, hepsini topladı, arkasına bir topluluk aldı, bir topluluk kurdu ve sonra da topluluk baskı yapmaya başladı, destek olun diye. Burası çok önemli. Biz ancak şunu yapabiliriz, oylama yaparız. Topluluk eğer seçerse o kişiyi topluluk lideri yaparız. Coin bizim coinimiz. Ama topluluğun bir yöneticisi olur çünkü topluluk zaten bunu istiyordu. Beklentiye cevap. Çünkü biz coin'i çıkartırken de demiştik ki bu bir topluluk coin'i. Bu coin'in zaten amacı buydu. Topluluğa ait olmasıydı. Birisi çıktı, buldu, erkenden fiyatlanmış oldu ve herkes ondan almaya başladı. Çok güzel de kârlar ettiler. Daha sonrasında bizim bununla ilgili sadece söylediğimiz yol haritamız vardı, yapmak istediklerimiz. Her konuşmamda, sesli sohbetlere de katıldım. Fiyatıyla ilgili hiçbir şey düşünmediğimizi, çünkü bizde olmadığını ama geliştirme yapmak istediğimizi söyledik. İlk çıktığım sesli sohbette mesela bu soruluyor. Hala KuCoin gelmedi, ne oluyor diye. KuCoin'le anlaşmak için çalışıyoruz. Bizim gözümüz yükseklerde olmalı. O zamana kadar 30, 40, 50. sıralardaki borsalardan bahsediliyordu. Bizim gözümüz yükseklerde olmalı. CryptoCoin'le görüşmeye başladık. Destek olun diyerek topluluk desteğini arkamıza almak istedik. Ben topluluk desteğine inanan bir insanım. Ve bunu sürekli burada Bitçi'nin Discord kanalında da söylemiştim. Ben topluluk desteğine inanırım. Topluluk desteğini arkamıza alırsak başarabiliriz dedim. Ben KuCoin'e gireceğiz demedim. Ama sonra ne oldu? KuCoin olmadı. Oradaki etkileşimi yine topluluğun sayesinde, o topluluğun katılımıyla Huobi bu coin'i gördü ve listeledi. Huobi ile KuCoin'i zaten yan yana koyarsanız zaten aynı segmentte, aynı kategoride olduklarını göreceksiniz. Burada şöyle bir şey var. Şimdi mesela bazen ben Discord kanalında takip ediyorum. Deniyor ki mesela geliştirmelerden bize niye haber vermiyorsunuz? Ne olacak, ne yapacağız, yol haritanız ne? İşte burada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Mesela orada onu denemiştim. KuCoin istiyoruz, destek olun demiştim. Bu attığımız adımı birlikte atalım demek, size de söylüyorum bakın demek. Ama sonra ne oldu? KuCoin olmadı diye hala KuCoin ne zaman gelecek, KuCoin sözü vermiştim deniyor. Ve sonra deniyor ki, ne yapıyorsun bize anlat. Anlattığımız zaman sonucu bu oluyor. Kripto sektörü özellikle Türkiye'de yeni bir sektör. Dünyada yeni, kripto Türkiye'de daha da yeni bir sektör. CryptoCoin başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. Eğer başarılı olmasaydı başka borsalar benzerlerini çıkartıp benzer projelerle yatırımcının karşısına çıkmazdı diye düşünüyorum. Umarım hem kripto için hem de diğer projeler için keyifli, güzel bir dönem bizi bekliyor. Takımlarla olan etkileşimleri arttırmak ve tokenların taraftara ulaşmasını sağlamak için nasıl çalışmalar yapacaksınız? Güzel bir soru. Şu anda üzerine en çok çalıştığımız konu bu. En çok çalıştığımız proje bu. Takımlar bazında görüşmelerimiz devam ediyor. İstiyoruz ki sadece kripto yatırımı yapanlar almasınlar bir tokenu. Bu tokenin farklı alanlarda da kullanımı olsun. Yani o tokenı aldığında hem takım kazansın, takıma destek verelim, hem de sadece kripto yatırımı için değil, aldığı zaman bu tokenı farklı kullanım alanlarında farklı ihtiyaçlarını karşılasın istiyoruz. Dolayısıyla bizim şehirleriyle bağları çok kuvvetli kulüplerimiz var. Görüşmeleri onlarla başladık. Tüm kulüplerimizle görüşeceğiz. İstiyoruz ki karşılıklı hem aldığı token sayesinde takımla işbirliği yapabilsin, hem de takımın şehrinde tokenla bazı avantajlardan faydalanabilsin istiyoruz. Bunun üzerine çalışmalarımız sürüyor. Keyifli de gidiyor. Umarım güzel şeyler göreceğiz. Bitçi ile fan tokenlar arasında ters korelasyon olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer cevabınız evetse buna neden uyulmuyor? Tokenlar neden genellikle ezilen tarafta oluyor? Cevabınız hayırsa Bitçi coin ile tokenlar arasında nasıl bir ilişki var? Burada karıştırılan şöyle bir konu var.
Eğer Bitçi paritesinden bir token'ı aldıysanız onun değeri Bitçi'ye endeksli olduğu için Bitçi fiyatı yükselirse, diyelim ki Bitçi'nin fiyatı %50 yükseldi bir anda, o zaman token'ın değeri TL bazında değişmez ancak %50 o da aşağı inmesi beklenir. Çünkü onun o değere eşitlenmesi gerekir. TL bazında sizin bir zararınız olmaz. Ama bu bizim yatırımcımız bu oradaki yükselişi ya da yüzdeyi görüp de kırmızı gördüğünde "aa düşüyor, çok düştü" deyip de panikle satmaya başlarsa eğer, o zaman Bitcoin'in yükselişinden daha fazla düşüş yaşarsınız. Çünkü o zaman satışla beraber düşmüş olur. Satışla beraber düştüğü için de fiyat kaybı olur. Ama Bitcoin yükselirken bazı da yatırımcı grupları var, birbirleri arasında iletişimleri iyi olan ve birbirlerini tutan. Diyorlar ki "satmayın, Bitcoin fiyatı yükseliyor, bizimkisi de yükseleceği zaman kazanıyor." Bu doğru mantık. Çünkü Bitcoin yükseliyor, burada biz kırmızıyı görüyoruz ama sonrasında o token'ın fiyatı da yükselirse o zaman hem Bitçi'nin yükseldiği için hem de kendi token'ınız yükseldiği için daha fazla kazanmış oluyorsunuz. Derviş Bey sormuş. Derviş Bey selam. Dolaşımdan yakımı yapılmamış olan yaklaşık 10 adet token var ve bunların da dolaşımdan yakılmaları yapılacak mı? Hacim yarışmaları, yakınlar ya da airdroplar borsaların olmazsa olmaz kampanyalarıdır. Bu yıl boyunca devam eder. Bazen özel günlere denk getirilmeye çalışır. Kampanyalar düzenlenir. Dolayısıyla hani yapılmayanlar var, yapılacak olanlar var, ikinci defa olacak olanlar var. Bunlar yıl boyunca devam edecek. Dolayısıyla aslında tüm tokenlarda böyle şeyler yapmak istiyoruz. Ama bunların planlanmasını dediğim gibi o zamanki duruma göre bakmak lazım. Bunlar planlarımızın içinde var. Aynı sorulardan birkaç tane geldiği oluyor. O yüzden onları cevaplamadan geçiyorum. Geçmişte birçok token'la anlaşmanız iptal oldu. İptal olan token'larla ilgili neden yatırımcılara değer verilip de bir açıklama gereği duyulmadı? Bundan sonra sizin de fan token müdürü olmanızla bu durum tersine dönecek mi? Siz bize olumlu olumsuz ne olursa olsun bilgi verecek misiniz? Yatırımcıları sosyal medyada dedektifliğinden kurtaracak mısınız? Olumlu gelişmeleri vermek için sonuna kadar bekleyeceğiz. Önceden vermemeye çalışacağız. Çünkü daha önce kripto coin sorusunu anlatmıştım. Olduğunda haber vereceğiz. Olumsuzluklarla ilgili olmuyorsa eğer neden olmadığınızı çıkıp söyleriz. Bunda bir problem görmüyorum. Geçmişte tokenların iptalleri oldu. Şöyle, Gate'den bahsediyoruz. Siz dillendirmemişsiniz ama ben söyleyeyim. Gate borsasının listelemesinden bahsediyoruz. Bu borsada listelemenin sadece duyurusunu sadece Bitçi yapmadı. Bitçi borsası yapmadı. Yani benim bu tokenlarım Gate'de listelenecek diye sadece Bitçi yapmadı bu duyuruyu. Aynı şekilde karşı borsa Gate de yaptı. Listelenecekti. Ama sonra Gate bunu listelemekten vazgeçti. Bununla ilgili de bu süreçte aslında sizler de dahil olduğunuz Altan Bey çeşitli tweetleri attı konuyla ilgili. Burada bizi kendine rakip olarak gören bir firmanın yöneticisi, siz çok iyi biliyorsunuz o yüzden isim vermiyorum, tek tek bütün borsaları dolaşarak bu konuyu manipüle etmeye çalıştı. Çünkü Dünya Kupası'nın hype'ı vardı. Özellikle İspanya ve BFT'de ve bütün borsalarda bunu listelemek istiyordu. Dolayısıyla diğer fan tokenlarımızla birlikte aslında Gate de bunu listeleyecekti. Ama buradaki aradaki manipülasyondan dolayı bu aksadı. Sonrasında bunun açıklama yapılmamasının sebebi de işin içine hukuki boyutun girmesi. Farkındaysanız Gate de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Yani ben listeleyeceğim demiştim ama listelemedim demedi. Dolayısıyla burada başka hukuki boyutları olduğu için bu konu hakkında bu kadar konuşalım. Bitçi onayla etkinliğimiz burada sona erdi. Çok teşekkür ederim bu fırsatı bana verdikleri için. Özellikle Discord ekibine, onlar planlamışlardı. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bunu sık sık tekrarlarız diye düşünüyorum. Aynı şekilde hem Bitçi NFT hem Bitçi yönetici arkadaşlarım da, diğer yönetici arkadaşlarım da sık sık bu etkinliğe katılıp karşınıza çıkacaktır. Görüşmek üzere.